İstanbul toplu ulaşımın en önemli olduğu İstanbul'da da bir karar açıklandı ve Süleyman şimdi hazır bize aktaracak. Fatih Çimen, sizin de belirttiğiniz gibi Ankara'da kademeli mesai dönemini uygulamasına geçilmişti. Bu konu İstanbul'un da gündeminde. Zira İstanbul'da toplu taşıma araçlarını son zamanlarda kullanan vatandaşların sayısı 4 milyonu geçiyordu. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından da bir anket yapıldı ve o ankete göre de toplu ulaşım araçları %60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanıldığı belirtildi o ankete göre. Tabii İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kademelendirilmiş mesaiye geçilmesi planlanıyor. İstanbul Valiliği de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe günü bir toplantı yaptı ve birlikte bir çalışma yapılacağı belirtildi. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek diyebiliriz. Tabii bu kademelendirilmenin özel sektör ve kamuyu beraber kapsayacak şekilde olması planlanıyor. Zira Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anketi sizlerle paylaştık. %60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor toplu ulaşım araçları. Tabii Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yapılan çalışmalarda da normalde 9 milyon olan sayı 900 bine düşmüştü. Yavaş yavaş normale döndükçe de geçen hafta itibariyle mesela toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. İşte önceki aylarda %90 oranında azalmıştı yolculuklar. İstanbul Valiliği tarafından da konuya ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Tabii valilik özel sektör temsilcileriyle de görüşecek. Mesai kademelendirilmesi çok önemli. Aslında bunu belirtmekte fayda var uzmanlara göre. Bu hafta içerisinde de tahminlere göre valilik kamuoyuyla sonuçları paylaşacak. Son haftalarda metrobüs yolculukları da bir günde 500 bin civarında seyrediyordu. Bunu da belirtmekte fayda var. Sizin de belirttiğiniz gibi iki pik nokta yer alıyor. Yani yoğun olan iki nokta var. Sabah ve akşam olmak üzere 50 bini sabah 8-9 arasında, yaklaşık 50-55 bini de akşam 17-18 arasında gerçekleşiyor yolculukların. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerine geliyor bu saatlerde. İşte mesai kademelendirmedeki amaç da bu yoğun olan saatleri azaltmak. Bununla birlikte mesailerin 4 gruba, 4 kademeye ayrılması planlanıyor. Sabah 7-8-9-10'da başlayan gruplar olduğu takdirde tahminlere göre 50-55 binlik rakamlar 20 bine kadar düşebilir. Bu sayede sosyal mesafe de daha ayarlanabilir ve risk azaltılabilir görüşünde uzmanlar. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da toplantılarına devam ediyor. Az önce, dakikalar önce bir tweet attı ve İstanbul Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Birliği ile çalışma toplantısı gerçekleştirdiğini belirtti. İşte bu toplantılar devam edecek ve sonucu da kamuoyuyla paylaşılacak bu hafta içerisinde diyelim. Sözü merkeze bırakalım. Fatih Çimen.